Oraya bol, geleceğim. Bol gaz. Maalesef, maalesef. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nde kabul ettiği diğer bir isimle Dünya Kadınlar Günü. Her ikisi de uyar ama orijinal adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Amerikalı kadın işçilerinin bir mücadelesinden, eyleminden, katliamla sonuçlanan bir grev girişiminden sonra önce 3. Enternasyonal Clara Zetkin'in önerisiyle Enternasyonal'in kabul ettiği Emekçi Kadınlar Günü, daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü olarak benimsendi. Şimdi Türkiye, kadın hakları konusunda dünyanın öncü ülkelerinden biri, Cumhuriyet Türkiye'si, öncü ülkelerinden biri. 1934'te daha dünyanın birçok ülkesinde, bunlara batılı ülkeler dahil, Fransa dahil, İsviçre dahil, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımamışken, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıdı. Tabii ki bu hakların kullanımı, toplumda yaygınlaşması, sosyal bir tabana ulaşması, onunla buluşması bir tarihsel süreçtir. Bazen tarihin ritmi ve zamanın temposu artar, yükselir. Siz başka toplumların 200-300 yılda aldığı mesafeyi bir 10 yıla sıkıştırırsınız. Bir 10 yılda gerçekleştirmek istersiniz. Tarihin böyle anları vardır. Hani o Aytmatov'un o büyülü romanı vardır ya, gün uzar, yüzyıl olur diye. Evet, bazı günler uzar, yüzyıl olur. Ya, dolayısıyla bazı yüzyılları bir güne sığdırırsınız. Cumhuriyet böyle bir tarihsel dönemeştir. Tıpkı 1917 Ekim devrimi gibi veyahut 1789 Fransız devrimi gibi böyle bir mucizeyi gerçekleştiren kadınlar açısından da bir ülkedir. Gelin görün ki son 20 yıldır Türkiye'de kadın düşmanı demiyorum, bunu ayıralım birbirinden. Kadınların hak ve özgürlüklerine karşı bir ortaçağ ideolojisinden hareketle düşmanlık yapan bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi kadınların bugün feminist gece yürüyüşü diye bir yürüyüş artık geleneksel hale geldi. Her yıl bu deneniyor. Bir 1 Mayıs inatlaşmasına dönüştü. Bu ülkede kadınların kitleler halinde diyelim ki 10 binlerce kadının Taksim Meydanı'na çıkmasının kime ne zararı var? Yararı var. Evet. Yararı var. Tabii. Övünürüz yahu. Evet, evet, övünürüz. Evet. Dünya bu gurur duyuracak. Bu gurur duyuracak bir gelişmedir. 10 binlerce kadın Taksim Meydanı'na çıksa ne olur? Şu olur belki. Bu iktidar sarsılır. Evet, yer yerinden oynar. Çünkü gericilik, yobazlık, ortaçağ ideolojisi, Emevi gericiliği, ki bize din diye dayatılan odur, Emevi gericiliği sarsılır. Çünkü kadınlar bu siyasal İslamcıların içine sığmayacağı bir anlayışa, bir özgürlüğe, haklara ve hukuka cumhuriyet ve kendi mücadelelerinin sonucu olarak ulaşmış vaziyetteler. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran bu iktidar bugün Taksim'de kadınlara biber gazı sıkıyor, coplamaya kalkıyor, şiddet kullanıyor. Kendi yurttaşının barışçıl gösterisini, anayasal bir hakkı kullanan kadınlara karşı bu iktidarın şiddet kullanması bir suçtur. Ve emin olun, emin olun, hiçbir güç bu suçu işledikleri için onları yargılanmaktan kurtaramayacaktır. Oradaki polisler, annelerinin, kız kardeşlerinin, eşlerinin, hemcinslerine karşı bu şiddeti uygulamakla suç işliyorlar. Onlara emir verenler daha büyük bir suç işliyorlar. Kime ne zararı var? Bunu birinin bize anlatması gerekiyor. Taksim trafiğe kapalı değil mi? Kapalı. Trafik akışını mı engelleyecekler? Hayır. Neyi engelleyecekler? Kime ne zarar verecekler? Kimi tehdit ediyorlar? Bunun açıklanması gerekiyor. Bizim muhabir arkadaşlarımız, Tele1 ekibi şu anda Taksim'de. Şimdi arkadaşımızla konuştuk, muhabir arkadaşımız Engin Açar'la. Her an bir müdahale olabilir, onu bekliyoruz dedi. Her an olabilir. Ve haber bültenimize birkaç kere bağlandığımız için hocam, bir müdahale olursa bizim hemen rejiye bildirecekler. Çünkü rejide yayını sürekli alıyoruz biz. Taksim Meydanı'nda ne var ne yok. Arkadaşlar mümkünse üçlü pencere yapalım ve ortadan verelim. Eğer öyle bir şey olduğu zaman, hocam sizin de haberiniz olsun, bilginiz olsun, Taksim'e Engin Açar arkadaşımıza bağlanacağız. Buyurun hocam.
Evet, yani şimdi kadınlar ne istiyor? Yani kadınlar ne gösteri yapıyorlar, ne istiyorlar? Ya iki tane şey istiyor bu kadınlar. Bir, özgürlük istiyor. İki, eşitlik istiyor. Yani kadını düşman görmenin, kadınların isteklerine karşı çıkmanın ne anlamı var ya? Yani bunu anlamak mümkün değil. Bunu dünyaya da anlatamazsınız, kendi yurttaşınıza da anlatamazsınız. Kadın, kadınlığının tanınmasını kendi bedeni ve ruhu üzerinde kendi kararına saygı gösterilmesini istiyor. Aynen, aynen. Yani bütün dünyanın söylediği şey bu değil mi ya? Yani yer yerinden oynuyor işte, yok bilmem ben farklıyım diyene saygı göstereceksin. Herkes dili, dini, bilmem mezhebi, ırksal veya milliyet kimliği farklıyım diyene farklı muamele edeceksin, saygı göstereceksin. Yani bu en temel olay, bir insanın kendi bedeni ve ruhu üzerinde kendi egemenliğini kabul edilmesini istiyor. Özgürlük istiyor. Eşitlik istiyor. Sadece cinsiyet, yani kadın erkek ayrımı anlamında değil, kendine biçtiği cinsel kimlik anlamında da onu istiyor. Kadın kılığında erkek gibi doğanlar var. Bakınız kromozomları. Veya erkek görünüşünde kadın ruhuyla veya kimliğiyle doğanlar var. Defa bu doğanın, Allah'ın, neyse inanıyorsanız, inanmıyorsanız doğanın bir tercihi var. Ayrıca sonra insanların kendi tercihleri var, yönelimleri var. Şu var, bu var. İnsanlara saygı göstereceksiniz. İnsanların ya, inancına saygı gösteriyor musun? Gösteriyorsun. Öyle diyorsun. Kimliğine saygı gösteriyor musun? Kim olduğu hakkındaki kararına gösteriyorsun. Ya nasıl kendi bedeni, kendi kimliği, kendi kişiliği üzerindeki cinsel açıdan kendine biçtiği kimliğe saygı göstermezsin? Yani bu olacak şey. Bıraksalar, çıksalar meydanlara ne diyecekler? Özgürlük diyecekler, eşitlik diyecekler, dans edecekler, bağıracaklar, düdük öttürecekler. Tabii başka bir şey daha var. Eğer siz kendi öncülük ettiğiniz İstanbul Sözleşmesi'ne ve meclisin kararıyla, kanun olarak meclis kararıyla, oy birliğiyle adeta bütün partilerce kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi'nden sırf erkek egemenliğini aile içinde ve dışında da devam ettirmek için çıkarsanız ve bunu bir gecede tek bir imzayla yaparsanız tabii ona da tepki gelir. Yani ne olacak? Sözleşmeden çıkılmasını da protesto edecekler. Etsinler efendim. Zaten o yaptığınız doğru değil. Zaten belki de bu sözleşmenin tek imzayla tek kişi tarafından iptal edilmesi de hukuki değil. Yani siz meclisin kabul ettiği bir yasayı tek başınıza nasıl iptal ediyorsunuz? Var mı bunun izahı? Bunun ne sizin kabul ettirdiğiniz anayasada yeri var, ne o koyduğunuz meclisi yandan dolaşan veya yok sayan bir takım hükümlere dayalı olarak bir hüküm var. Olmaz böyle şey zaten. Yani şimdi bunlardan kaynaklanıyor. Şimdi ne oluyor? Bakıyorsunuz bir takım insanlar, nüfusunuzun yarısı neredeyse, bir kere eşitlik ve özgürlük istiyor ve siz buna engel koyuyorsunuz. Ya bunun bir mantığı filan da yok. İşte bu nedir biliyor musunuz? Halkından korkan iktidar. Bu kadar. Korkuyorlar, halktan korkuyorlar. Yani esnaftan korkuyor. Pazar yerine gidemiyor. Öğrenciden korkuyor. Öğrencinin yaptığı gösteriyi terörist diye niteleyip çocukları gözaltına alıyor. İşçilerden tabii zaten korkuyor. İşçiler emekçi olduğu için, bunlar sermayeden yana olduğu için ondan da korkuyor. Bir kadınlar kalmıştı, şimdi ondan da tam korkuyorlar. Yani ben diyorum ki erkekler olarak biz de bir gösteri yapmaya kalkalım. Nüfusun öbür yarısını da biber gazıyla susturmaya çalışsın. Hiç kimse kalmasın dışarıda. Evet, buyurun efendim. Thank you.